ışığın ilk yükseldiği, milli mücadele kıvılcımının ilk parladığı yer. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuna ve kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihi mekan. 19 Mayıs kenti, Atatürk'ün şehri. Sadece kültürel ve tarihi mirasının değil, doğal zenginliklerinin de sorumluluğunu taşımayı bilmiş, gelişime ve yeniliğe açık. Türkiye'nin 15. Karadeniz'in en büyük ili, Samsun. Ve turizm, ticaret ve sanayisiyle geleceğin kenti olmayı müjdeleyen Samsun'un ilerlemesinin temel gereği, eğitim faaliyetleri. Eğitimde Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Samsun, bu alandaki başarılarıyla öne çıkıyor, gün geçtikçe akademik eğitim için güçlü bir nokta haline geliyor. Ve bu gelişim sürecinde Gonca Güller yetiştirmek için yola çıkan kuruluş, Samsun'a ve eğitime destek veriyor. İşte KEYDER, Karadeniz Eğitim Derneği. KEYDER, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim ve sevgi için 2003 yılında yola çıktı. KEYDER'in hedeflerindeki öncelik her zaman insan oldu. Kaliteli eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz zincirin ilk halkasıydı. KEYDER, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı, bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve moral motivasyonlarını artırmayı hedefledi. Ve öğrencilerini de unutmadı. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yaparken, zorlu sınav maratonunda destek arayanlar için liselere hazırlık ve okula destek kursları, rehberlik çalışmaları, seminerler ve çalıştaylar düzenledi. KEYDER, öğrencileri için gerçekleştirdiği ders takviye ve sınavlara hazırlık kurslarını dernek çatısı altında bulunan ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Samsunlu ses sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın açılışını yaptığı Orhan Hakalmaz Okuma Salonu'nda gerçekleştiriyor. İşte KEYDER'in ardında bıraktığı zaman dilimi içinde insandan yola çıkarak hayata geçirdiği faaliyetlerden bazıları. Eğitim ve halkımızın buluşma noktası, fuarlar ve etkinlikler. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KEYDER işbirliğiyle bilim fuarı düzenledi. 100 bin ziyaretçiyi ağırladı ve bir ilki başardı. Halk ve eğitim ortamını daha önce görülmemiş yüksek bir katılımla bir araya getirdi. KEYDER, Çanakkale Etkinlikleri ve Cumhuriyet Kültür Sanat Fuarı kapsamında 150 bin ziyaretçiyle buluştu. Samsun'da kurulan Cumhuriyet Çadırı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kısa adı KEYDER olan Karadeniz Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin organizasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz İş Adamları Derneği'nin katkılarıyla kurulan Cumhuriyet Çadırı'nın açılışı dolayısıyla halk oyunları gösterisi yapıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yavuz Düz, Samsun'dan bir meşale yakmak istediklerini belirtti. Daha sonra 80. yıl hastası kesildi ve Cumhuriyet Çadırı'nın açılışı yapıldı. KEYDER, halkı bilinçlendirmek için yaptığı faaliyetlerle etkinliğin en renkli yüzlerinden biri oldu. Çanakkale bizim için her zaman için bir gurur vesilesi olmuş ve gönlümüzde ta kalbimizin derinliklerinde bir zafer abidesi olarak yaşamıştır ve bundan sonra yaşamaya devam edecektir. Ben burada emeği geçen arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'ne giriş sürecine bir katkı da KEYDER'den. Sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki öneminin farkında olan KEYDER, Avrupa Birliği projelerini başarıyla yürütüyor. İşte istikrarın işareti, sürekli yenilenen ve gelenekselleşen KEYDER aktiviteleri. KEYDER kurulduğu günden bu yana sürekliliğin başarı için şart olduğunun bilincinde faaliyetlerini yenileyerek geleneksel kılmayı hedefledi. Bu istikrarın getirisi olan her yıl yöneticiler ve Samsunlular tarafından ilgiyle beklenen KEYDER programlarından bazıları. Öğretmenler Günü.
Bilim Fuarı, Cumhuriyet Kültür Sanat Fuarı, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyetleri, 18 Mart Çanakkale Şehri, 19 Mayıs Kenti Samsun'da, Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü, Moral Motivasyon Geceleri, Milli ve Dini Bayram Kutlama Programları. Süreklilik için hızını hiçbir zaman kaybetmeyen eğitim programları. Öğretirken öğrenmeye inanan KEYDER üyeleri, gelenekselleşen ana baba okulu, rehberlik amaçlı veli toplantıları, öğretmenlere yönelik zümre çalışmaları, her düşünceden eğitimcilerin kaynaştırılması organizasyonları, öğrenci rehberliği, yerel ve ulusal projeleriyle her an eğitimin içinde. Eğitim neredeyse, KEYDER orada. Samsun'daki her türlü eğitim faaliyetinde adı anılan KEYDER, Orta Asya Türk ülkelerinden gelen öğrencilere yönelik etkinlikleri, okulda şiddeti önleme projesi kapsamında yaptığı geleneksel bahar şenlikleri, tiyatro, müzik ve KEYDER Spor Kulübü çerçevesinde müsabakalara katılan ve Türkiye dereceleri alan spor faaliyetleriyle eğitim neredeyse hizmet için orada. KEYDER sadece Samsun'un merkezine değil, geneline hizmet vermek için şubeler açıyor ve açmaya devam edecek. İşte KEYDER'in gün geçtikçe güçlenen teşkilatı. Çarşamba KEYDER, Bafra KEYDER, Terme KEYDER, Asarcık KEYDER, Vezirköprü KEYDER. Yeni ufuklar için yurt içi ve yurt dışı seyahatler. KEYDER gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı gezilerinden yepyeni bir enerjiyle dönen üyeleri ve gönül dostlarının gelişimine bu faaliyetlerle destek oldu. Çünkü dışarıya atılan her adım yepyeni kapıların anahtarıydı. KEYDER başardıklarının keyfini kendisine destek olan ve katkı sağlayan yönetici ve bürokratlarla dinamik ve daima genç üyeleri ve gönül dostlarıyla paylaşmaktan gurur duyuyor. Ve her başarısıyla ilk gün yola çıkarken benimsediği ilkesine daha da sarılıyor. Eğitime katkı, insana hizmet. Yükselen değer 19 Mayıs şehri Samsun. Yükselen değer insan. Yükselen değer eğitim. Yükselen değer sevgi. İnsanın, eğitimin, sevginin olduğu yerde. Karadeniz'den doğan eğitim güneşi. KEYDER.